Assalamu alaikum, hurmatli talabalar. Bugungi mavzumuz noelektrik moddalar erikmalarining xossalari to'g'risida tushuncha beramiz. Bunda uchta reja bo'lib, birinchi reja osmos hodisasi, ikkinchi reja erikmalarning bo'g'ilishi, uchinchi reja erikmalarning qaynash va muzlash temperaturalari. Biz oldingi maruzamizda aytgan edik, elektr tokini yomon o'tkazadigan moddalar eritmalariga noelektrolit eritmalar deb aytiladi yoki elektrolit maslar deb aytiladi deb aytib o'tgan edik. Bundagi eritmalarda qutubli koil bog'li birikmalar, shakar, erimizma va boshqa organik eritmalar misol bo'la oladi. Eritmalarning xossalariga eritmadagi difuziya, osmos hodisasi, eritmaning bo'g' bosimi, muzlash va qaynash temperaturasi va boshqalar kiradi. Eringan modda molekulalarini eritmaning konsentratsiyasi yuqori joydan konsentratsiyasi past joyga ko'chish hodisasiga difuziya deb aytiladi. Difuziya jarayoni o'z-o'zidan bo'lishi natijasida molekullar butun hajm bo'yicha baravar taqsimlanadi. Eritmalarning difuziya hodisasini mukammal o'rganishning natijasida quyidagi qonuniyatlar demak chiqarilgan. Birinchi, eritmalarda difuziya juda sust bo'ladi. Ikkinchisi, difuziya tufayli zarrachalar konsentratsiyasi yuqori bo'lgan joydan konsentratsiyasi kam bo'lgan joyga o'tadi va nihoyatda sistema bir xil konsentratsiyaga erishadi. Uchinchisi, eritmalarda difuziya tufayli og'irlik kuchi ham yengiladi. Har qanday og'ir tuz eritmasi ustiga suv solsak, og'ir zarrachalar yuqoriga ko'tariladi. To'rtinchisi, difuziya hodisasida ishtirok etayotgan ikkala modda zarrachalari bir-birining orasiga kirishadi. Beshinchisi, agar erituvchi bilan eritma o'rtasiga yarim o'tkazgich membrana yoki parda qo'yilsa, bu parda orqali erituvchi zarrachalari eritmaga o'tib, uni demak suyultira boshlaydi. Yoki buni quyidagicha osmotik bosimi quyidagicha ta'rif beriladi. Osmos hodisasi natijasida osmotik bosim hosil bo'ladi. Yarim o'tkazgich membrana sirti birligiga to'g'ri keladigan osmos kuchi eritmaning osmotik bosimi deb aytiladi. Endi sistemadagi muvozana holatiga to'g'ri keladigan gidrostatik bosim osmosning miqdori xarakteristikasi bo'lib osmotik bosimni tashkil qiladi. Shunday qilib, osmos hodisasi to'xtaladigan gidrostatik bosim osmotik bosimga teng bo'ladi. Osmotik bosimni miqdori o'lchamlari birinchi marta Pfeffer tomonidan 1870-yilda o'tkazilgan bo'lib, buning asosida quyidagi qonuniyatlar demak yaratilgan. Demak, Pfeffer'ning birinchi qonuni: o'zgarmas temperaturada eritmaning osmotik bosimi erigan modda konsentratsiyasiga to'g'ri proporsional. Pfeffer'ning ikkinchi qonuni: osmotik bosim eritmaning absolyut temperaturasiga to'g'ri proporsionaldir. Pfeffer'dan keyin, ya'ni Pfeffer qonuni bilan birga Boylmeyer-Mariot, Gay-Lussac va Avogadroning gaz qonunlari orasidagi o'xshashlik borligini birinchi marotaba 1886-yilda Ganland ximigi Van Gogh aniqlaydi.
Van Gogh bu konuları birleştirdi ve eritmelerinin osmotik bozumunu Mendeleyev Klapeyron demek kelimesi de ruhsatçılık bozumunu demek bildirdi. Demek bana bir de Van Gogh'un osmotik bozumunu doğrusu demek Van Gogh demek formülası olan demek anıklayalım. Şimdi bir de P eritmenin osmotik bozumu R bir de gaz doğumluluğu T eritmenin absolut temperaturası S eritmenin maliyat konsentrasyası. Şimdi gazlar bilan eritmeler orasında yoksaçlık Van Gogh konumunda yürütüyor. Ve o kuyudaki şey tariflarında. Eritmenin osmotik bozumu erigen modda aynı temperaturada gaz holatıda bölüp eritme hacmiga tek hacimli egallaganda kuzatıladigan gaz bozumiga tengdir. Sönüntürülgen eritmeler için hava gazı konulu kuyudaki tariflarında. Teng hacimde olingan ve bir hıl osmotik bozumga ege bölgen eritmelerge verilgen modern moleküller sonu bir hıl bölgedir. Eğer 22 bitiminden 4 litre eritilçide 0 gradusda 1 mol modda eritilse eritmenin osmotik bozumu atmosferege tengiledir. Osmotik bozum kataligi atmosfere var. Yok ki ATM ile belirlenir. Bir hıl osmotik bozumga ege bölgen eritmeler izotonik eritmeler de kayıtlar. Her hıl temperaturada suyuklinin tüyüngen bu bozumunun malum miktarı ve bu simon fazanın malum kansı har bir suyuq va qattiq jism biror temperaturdan ma'lum bu bosimga ega bo'ladi. Bu bosimni qattiq suyuq modda kirtidan chiqarilgan zarrachalar hosil qiladi. Bu bosimni barometrik nal yoki barometr bilan o'lchanadi. Eritma yuzasidagi erituvchi bu bosimning nisbiy kamayishi erkin modeller moleküller sonunda yüzeyse nispetiyle tin sonlanırlar. Kimyoda eritmenin yüzleş şartlarını örgünün çizgili biraz kopya. Biraz kopya. Demek kaynağı şartlarını örgünün çizgili ise ne biraz kopya diye aydınlanır. Eritmenin kaynaş temperaturası bilen toza eritmenin kaynaş temperaturası orasındaki fark eritmenin kaynaş temperaturasının kırsatçı de ayıtıladı. Şimdi bundan demek Raoul'un ikinci konu gelip çıkadı. Eritmenin kaynaş temperaturasının köterliş delta T beraber T 20 T 10. Yani eritmenin kaynaş temperaturası ile toza eritmişinin kaynaş temperaturası orasındaki fark eritme kaynaş temperaturasının köterlişi de kayıtladı. Bir de kreskopik konstanta yok mikroskopik C'e maliyar konsentrasya. C'nin örneğe erigen modda M'nin moleküler masası M'den nispeten gördükse o konuda demek delta T bana var K konstanta M küçük ve M katta. M küçük M böyledir eritmede erigen moddanın masası istalgan
Diğer miktar yaratılmış derigen modelin miktarı. Peki M beraber GM min. Ve bundan kuyudaki formüle demek gelip çıkarır. Derigen modelin moleküler massasını kuyudaki formüleden demek topuş mümkün. Şimdi hazır. Ayet bittik. Derigen modelin moleküler massası yürütmelerinin muzlaş temperaturası asosunda topuş kiloskopya deyilirdi. Ve kaynaş temperaturası İbraskopya deyip ayıkladı. Kulansa kılıp şuna ayetiş mümkün ki bugünkü maruzada osmos hodisası eritmelerinin bol kosmu, eritmelerinin kaynaş ve muzlaş temperaturaları şimdi difüze osmos, osmotik bosim, yarım etkazgiş membrana, hidrostatik bosim, Van Gogh-Raoul konunları, izotonik eritmeler, kollegativlik, evoluskopya, kiroskopya, kapitan düşüncelerin mazlum muhiyatı ve içe nazari bilimlerine gelmeli. Uşbu nazari bilimlerini mavzu ve içe ameli maskotlarda laboratuvar işleri ile yana mahsusdaki müstahkanlar boramız. Etiborlarınızı çok rahmet ederim.